Orta Asya, Altaylar, Tanrı Dağları, Ötüken, Bozkırlardan, başı dumanlı dağlardan, yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda, anıtlarda yaşayan, taşlara kazınan izler. Binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye. Düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin, sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri. Türkler. Horasan ve Maveraünnehir'de, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te dünya tarihini değiştiren buluşma. Kubbelerden yansıyan seslerle Anadolu ve Avrupa'ya uzanarak kök salan seçkin birikim. Kervansaraylar, medreseler, darüşşifalar, rasathaneler, külliyeler. Bilim, düşünce ve sanatın yeni ve özgün sayfaları. İnsanlığın ortak mirasına damgasını vuran büyük bir medeniyet. Türklerin dünyası. Üç kıtaya destanlarla yayılan bu benzersiz hikaye, Bilge Kağan'ın deyişiyle doğuda gün doğusundan, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasından, güneyde gün ortasına kadar uzanan topraklardaki izleriyle önümüze açılıyor. Bu Karahanlı döneminde İslam Rönesansı yaşandı. Daha modern mimari yapılar inşa edildi. Bu dönemin en önemli özelliği, Seyhun ve Cent bölgesinden Selçukluların güney yönünde gerçekleşen göçleridir. Karahanlılar, yürüttükleri sert tutumla Selçuk Oğuzlarını kendi topraklarına sokmayarak Gaznelilere ait Horasan'a inmelerinin önünü açtılar. Büyük bir çoğunluğu kaybolmuştur. Karahanlıların mimarisinin İslam mimarisi üzerinde de en önemli etkisi türbe kültürünün oluşturulmasıdır. Gazneliler devleti 9. ve 10. yüzyılda Horasan ve Maveraünnehir coğrafyasının en güçlü devletlerinden biri olan Samaniler devletinin bünyesinden çıkmış bir devlettir. 999 yılında yönetime Sultan Mahmud geçti ve aralıksız 30 yıldan fazla devam eden hakimiyeti boyunca Gazne, tarihinin altın dönemini yaşadı. Sultan Mahmud'un en büyük başarısı, Hindistan üzerine düzenlediği askeri seferlerdir. Bu amaçla, gazilerin de dikkatini bölgeye çeken Sultan Mahmud, Hint seferlerinde onları örgütleyip, kurduğu ribatlarla Hindistan'da İslam'ın yerleşmesini sağladı. Gazneli Mahmud döneminde çok sayıda edip, yazar, alim ve tasavvuf bilgini hayat buldu. Gaznelilerde gelişen Türk sanatı, Büyük Selçuklu ve Hindistan Türk sanatına etkisi bakımından ayrıca önemlidir. Bu dönemin parlayan alimlerinden en önemlisi Biruni'dir. Sultan Mesud'un danışmanlık görevini üstlenen Biruni, aynı zamanda bilimsel çalışmalarını da sürdürdü.